Ben bir geçeyim eve de. Geçmiş olsun. Çok sağ olun efendim. Özür diliyorum şu taraftan. Ayağımı uzatmış gibi oldum ama. Alo, ben sıradaydım. Çok özür dilerim. Alo, aşkım. Alo. Aşkım, geldim ha. Bilal. Canım. Geldin mi Bilal? Ulan ben şimdi ne dedim? Ne dedi, duymadım Bilal. Çok pardon, çok pardon. Çok Bilal'le yeter, çok iyi ama oradaki sıkıntıyı görmemiz lazım. Oradaki itiş kakış. Hiç görmek isteyeceğiniz bir sıkıntı. Oradaki alanın darlığı, hanımların sabırsızlığını... Telefon konuşmasını bölmeden, çok ses çıkarmadan yaşatalım. Bilal'in gelişinden alalım. Hanımlar burada olabilir. Dur ye. Yeni kızlar mı geldi? Ya yaşına başına bakmadan buraya gelmiş. Ama böyle bir şey demedik ama ben ne dedim? İkisi telefonda konuşacaklar ya. Bak çocuk gelemiyor korkusundan. Mağaza kapalıymış canım, mağaza kapalı. Yani o darlık, sizin sabırsızlığınız itiş kakışı görelim ama... ...telefon konuşmasını da duyalım yani. Buyurun. Alo. 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 Bilal orada, ne oluyor Bilal? Aşkım, burada biraz iddiam vardı. Bilal vardın mı? Vardım, var. Dur. Biz çok özür dilerim, ben sıradayım. Bilal. Geldin mi Bilal? Alo. Bilal'cim. Canım geldim. Sevgilim Bilal. Canım duyuyorum. Vardın mı? Geldim canım. Allah'ım çok şükürler olsun ya Rabbim. Daha kapılar açılmamış, hemen şükretme. Allah'ım çok teşekkür ediyorum sana ya Rabbim. Çok sağ ol. Hanımefendi. Biraz abartıyor musun acaba? Bilal'cim sen bunu anlayamazsın. Büyük sezon indirimi bugün. Senede bir kere geliyor, bir kere de bitiyor Bilal. Çok önemli, kurbanın olayım, eksik gelme. Ben dün gece niye ağladım sanıyorsun ki? Ayağın kırıldığı için değil miydi ya? Yok. Ayağım kırıldığı için, Mara'daki indirime gidemediğim için ağladım. Ha, umarım o şey bastondur. Bilal. Liste hazır mı? Liste. Soru mu bu? Liste aklında mı Bilal? Aklımda yavrum. Sar bakayım. Siyah gece elbisesi, kokteyl çantası, bir de topuklu ayakkabı. Topuklu ayakkabı. Aman Bilal'cim gözünü seveyim, eksiksiz al olur mu hayatım? Tamam canım. Canım benim, hadi eksiksiz al, oldu mu? Aynı şeyleri niye konuşuyorsun? Tamam diyorum hayatım ya. Hadi canım dikkat et, üstüne tamam. Çıkmasınlar. Tamam. Hadi kapatıyorum. Tamam canım. Evladım. Canım. Yalnız burada sadece kadın esnafları satıyorlar diye biliyorum ama. Evet evet teyzeciğim. Ben de kız arkadaşım gelemedi de onun yerine geldim. Ya. Ben de torunlarıma birkaç parça bir şey alayım dedim çocuğum ama. Korkuyorum arkadan itilecekler, yuvarlanacağım diye. Ay. Öyle korkuyorum ki bunlar indirimde çıldırıyorlar. Ay canım. Gözlerini mal. Yürümüş camilerin. Allah'ım ya, Şrek'teki kedi gibisiniz. O kadar da... Ya teyzem benim, ne olur sen benim yanımdan ayrılma. Ben sana bir şey olmasına izin vermem, tamam mı? Ay inşallah çocuğum, inşallah da bunlar ne oluyorsa yani anlarım. Şimdi artık çok tatlıydı bu inşallah kısmı. Daha da tatlılaşsın teyze, daha da... Ben bunu yerim, daha tatlılaşmadım. Bilal'e daha da tatlı davransın. Ara verdiğimizde yapmayın. Ne yapıyorlar ya? Mesleki deformasyon oldu arkadaşlar. Ama hep aynı insanı işaret ediyorsun. Niye acaba? Evet. İnşallah canım da daha da tatlı. Ay. Teyzem, dikkat et tamam mı? İnşallah. İnşallah, inşallah da yani çocuğum var. A tarafı %50 indirim çıktığımı. Ya ben alıp seni beslerim ya. Teyze, sen hiç dikkat etme tamam mı? Ben senin yanındayım, sana bir şey olmasına asla izin vermeyeceğim. Mağazamız açılmıştır. Heh.
Ulan teyze dedik, Zeyna çıktı be. Bana bak, bana bak çocuk. Burası sezon indirimi. Burada her şey gerçek. Burada ancak kuslu olan kazanın. Neredesin? Ay yaratık çıktı, kadına bak. Ulan böyle bir şey olabilir mi ya? Ortama bak. Tonton teyze çıktı. Ne alacak? Siyah gece elbisesi, siyah gece elbisesi. Çok özür dilerim, bir saniye. Siyah gece elbisesi. Mağazamızın iç çamaşırı bölümünde %50 indirim daha başlamıştı. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Ya bu ne be? Hayret bir şey ya. Lan insan seline kapıldım, ayaklarım yerden kesildi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ay ne soğudu burası ha? Ay pantolonumu almışlar. Hanımefendi, hanımefendi o pantolon benim, verir misiniz lütfen? Nereden vereyim efendi pantolonu, sizin oldu. Ben nereden bileceğim sizin olduğun pantolonu? Ya cebinde kimliğim var. Hasta mısın nesin? Resmen ayağındaki pantolonu çıkarıp başka pantolon giydirmişsiniz ya. Davranışının hesabını ödeteceğim sana. O pantolon benim olacak, anladın mı? Benim olacak. Ay tövbe tövbe. Hareketlere bak ya koca kadının. Hayret bir şey. Siyah gece elbisesi. Siyah gece elbisesi. Sen... Hanımefendi, yalnız ben bakıyorum bu elbiseye. Ah kusura bakmayın efendim. Rahatsızlığım nedeniyle gözlerim pek iyi görmüyor da. Kahretsin. Ay, ya çok özür dilerim hanımefendi. Çok geçmiş olsun. Geçmeyecek. Doktorlar son zamanlarını doya doya geçir dediler. Hay Allah ya. Ya. Hani belki böyle beğendiğim bir elbise olursa onu alırsan belki sana iyi gelebilir dediler bir de. Doktorlar mı dedi bunu? Evet. Hanımefendi, sizi hasta hasta daha fazla yormayalım. Siz bunu alın, ben başka bakarım artık, ne yapayım? Sen buralarda iyisin galiba koçum. Ya siz hasta değil misiniz? Ha, hastayım. Kerin silkeleme hastalığına yakalandım. Lan verdiği elbiseyi ya. Allah'ım yarabbim, salak lafı. Lan bu nasıl bir ortam, beni nereye yolladınız ya? Hayret bir şey. Ya pardon, bunun small'u var mı? Hanımefendi, ben burada çalışmıyorum. Tam kırmızısı var mı? Var. İleride soldaki rafta. Dümdüz gidin en sonda. Bu ne biçim tavır ya? Sen ne biçim konuşuyorsun benimle? Sen sonuçta bir çalışan değil misin? Nasıl konuşacağını bileceksin, tamam mı? Saygısız. Daha güzel söyleyebilirsin. Tane tane kibar olabilirsin. Terbiyesiz ya, bir şey soruyorum. Ben çalışmıyorum. Hadi canım oradan sen de terbiyesiz. Öğreneceksiniz. Nasıl kibar olunur? Öğreneceksiniz, tamam mı? Hadi Allah. Ya benim bir şey olur. Kapı seni. Kapı seni. Ya çık be. Hayret bir şey ya. Aa kardeşim Bilal. Mustafa. Oğlum senin ne işin var? Lan bu üstün başın ne oğlum? Kıyafetlerin nerede senin ya? Kardeşim anneme ceket almaya gelmiştim. Bir ara bir başım dönünce şöyle reyona gideyim bir oturayım dedim. Ondan sonra bir anons geldi. Bulunduğunuz reyonda ekstra indirim var birdenbire. Sağdan sola gelmeye başladılar. Takmaya fırsat kalmadı. Pirana gibiydiler. Ben manken değilim dedim. Ağzıma vurdular. Ben manken değilim dedi ki üstündekileri aldılar. Ben donumu zor kurtardım kardeşim. Yani don dersen bunu, evet. Kardeşim çok geçmiş olsun ya. Sağ ol kardeşim. Bak Bilal, anonslar. Anonslara çok dikkat et. Tamam. Hiç beklemediğim bir anda geliyorlar. Tamam, tamam kal. Hoşça kal. Sen nereye? Aynı yere. Sen yuva mı yaptın oğlum orada? Yuva yaptım. He? Hoşça kal kardeşim. Mustafa dikkat et. Gerçekten dikkat et. Siyah gece elbisesi, siyah gece elbisesi. Olur herhalde. Ya yeter, small mı giyiyordun? Ya çok pardon, bir şey söyleyeceğim. Senin yolladığın yerde bunun kırmızısı asla yok. Ne yapayım hanımefendi, ne yapayım? Ne demek ne yapayım ya? Sen ne biçim bir çalışansan? Galiba sadece sizin hayal dünyanızda var olan bir çalışanım. Aa, ben galiba seni şikayet edeceğim. Aa, git etme. Allah Allah. Bak ne yapayım, seni sürüm sürüm sürdürüyorum. Hadi git benden, sen kapan çeneni. Çık dışarı. Kapan çeneni. Aa, bak doğru.
Tamam, bu olur. Bu olur herhalde. Ya sen small mu giyiyordun, medium mu? Sevgili müşterilerimiz, gece elbiselerinde 5 dakikalık ekstra %30 indirim başlamıştır. Anons! Anons! Alo! Alo! Yeter! Alo! Sen small mı giyiyorsun, medium mu? Bilal, şimdi medium'una göre değişir. Yani üst kısmı eğer dar gelen bir medium'sa alt kısmı large olur. Ama mesela üstü large'sa... Lan small mu giyiyorsun, medium mu? Üstte daha small gibi gelir yani. O yüzden üst kesiminin large'lığıyla alt... Kızım cevap ver Allah aşkına! Ne bağırıyorsun be manyak gibi? Kızım burada insanlık bitmiş. Hanımefendi bırakır mısınız? Ne? Bırakır mısınız? Bir saniye. Bilal! Lütfen. Bilal. Canım. Üstü eğer mediumsa altına doğru lajlaşır. Bir sus. Eğer... Allah aşkına beni dinle. Ne? He? Ben bunun sadece mediumunu kurtarabildim. Olur mu bu sana? Bilal, şimdi sen o mediumu üstüne bir giy, tamam mı? Tam olarak üstüne yerleşiyor mu? Bolluk payı var mı? He. Çünkü biz hemen hemen aynıyız ya senden. Sen onu giy bakayım. O senin laj olarak, medium olarak beline tam o şey olacak mı? Dene on, tamam Bilal? Bak bir, ne dediğini hiç anlamıyorum. Evet. İki, ben bu kadar insanın içinde şimdi bunu mu giyeyim Allah Bilal, aşkına? Bilal hadi Bilal hadi, ne dediğim önemli değil. Sen giy o elbiseyi şimdi bak Bilal. Ya bunun başka bir çaresi yok mu? Bilal'cim o elbiseyi giymezsen koltuklarda yatarsın. Bilmem mesajı verebildim mi? Aa, çok güzel verdim. Onu iyice giy elbiseyi. Tamam. 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 Hadi çekinme, bir şey olmaz. Kızım, tamam, kapatıyorum. Bunun kumaşı da biraz... Şu halime bak ya. Ulan ben askerliğimi komando olarak yaptım arkadaş. Dağda yılan yiyen adamı... ...yılana çevirdiniz ya. Şu halime bak. Yakıyorum resmen. Ay bence yani kötü durmuş. Gerçekten yani bir kere seni boy olarak kesiyor o pantolonun altındayken. Rengi gömüyor, iyice gömüyor yani tenini karartıyor. Hı. Bence pantolonu çıkarsan böyle bir dene, bir bak yani. Öyle mi diyorsun? Daha iyi olur, kesinlikle güven bana. Boğdu mu bu bunu? Çok boğdu yani bayağı göz karartıcı derecede boğdu. Çıkarırsan ten gözüktüğü zaman altından daha iyi durur yani kesin. Hı. Tabii bir bak ona. Hop! Ne dedim ben sana aslanım? Pantolonu alırım dedim değil mi? Ya versene bu... Ya pantolonumu verir misin hanımefendi? Hanımefendi! Ha? Ya bu hırsızlık resmen ama ya! Hayret bir şey. Ya bunun altına da hangi çanta olur ki? Altına mı? Yani yanına bir yerine. Şu olur herhalde, şuna bir bakayım. Bilal'cim ne yaptın? Elbiseyi denedin mi? Denedim canım. Ha, oldu mu? Çok pardon. Senin bacak kırık değil mi onu? Niye oynatıyorsun öyle? Bütün inandırıcılığı gitti. Gel kendin al o zaman demezler mi adam? Ay, uyuşuyor. Bak sen öyle oynatıyor. Devamlı böyle yapıyor. Kaşınıyor ya o Ay doğru. Geçme evresinde. Evet evet kaşınma tamam. Evresi. Ya geçiyor artık. Kaşınma sanki. Evresi. Ha, ama bu mesajı verelim de seyirciye onun vereyim. Da... Vereyim. Yeter sen ayağını mı oynatıyorsun? Bilal kaşınma evresindeyim. Bu çok yeni bir evre. He. Tıbba geçeceğim inşallah. Bak vallahi kaşınıyorsun ha. Bilal ne yaptın? Elbise yakıştı mı sana? Bana bak. Yılan gibi oldun. Yakıştı mı diyor. Yeter'cim. Bir tane çanta buldum ama bu olur mu bilmiyorum. Taktın mı? Taktım. Şimdi boyuna kadar geliyor mu? Bayağı yere değecek. Tamam o bana olur. O bana tam o zaman. He. O bana tam olur. Tamam. Şey Bilal nasıl? Derisi nasıl? Ay derisi çok güzel. Elle okşa bakayım. Derisi çok güzel. Okşa okşa iyi mi? Bayağı deri hissi biliyor musun? Ay. Ne oluyor lan bana? Ha. Şey Bilal. Bilal'cim şimdi ayakkabılar çok önemli biliyorsun. Ayakkabı. Ha ayakkabı. Tamam. Ayaklarımız hemen hemen aynı biliyorsun. Ha. Peki ben nasıl bunun altına ayakkabı seçeceğim? Şimdi sen ayakkabıyı şey olarak Bilal. Alo. Bilal. Şarjım Bilal. Bitti Allah'ım ya. Ulan nasıl ayakkabı seçeceğim? Sanırım yardıma ihtiyacın var. O çantaya göre bir ayakkabı arıyorsan bence şu. Çok güzel, cuk olur. Öyle mi diyorsun? Evet, kesinlikle. Ben de bu ikisi arasında kaldım biliyor musun? Ya aslında ikisi de olur biliyor musun? Ama bence sen deneyip bak en iyisi öyle. Doğru ya, denemeden nasıl anlayacağım? Lan ne oluyor bana? Dene. Çok güzel olacak. Ay.
Olur şimdiden değil mi? Görebiliyorum. Çok güzel olacak. Ah. Hmm. Hmm. Ne diyorsun? Bir kalk ayağa bakalım. Bir kalkabilirsem. Şunu da giydim mi? Budur. Bu mu? Budur. Hayır, dön bir şöyle. Budur. Bu mu diyorsun? Şunlar. Çok güzel oldu ya. Yani bence onlardansa şunlar daha güzel. Siz tedaviye cevap verdiniz galiba. Neyse. Şimdi içime de bir kurt düşürdü bu, biliyor musun? Çok güzel bence bunlar. Bunlar daha güzel. Hırsız hanım. Sizce hangisi? Vallahi yani bence bunun altında ben olsam pembeyi çalardım. Daha iyi olur. Pembeyi mi diyorsun? Pembe. Ya şurada da yeşiller var. Yemin ederim gözüm bunlarda kaldı ya. Bunlar da çok güzel olabilir. Şunu yapma. Yeşil topuklularda ekstra %20 indirim daha sizleri bekliyor hanımlar. Sadece 5 dakikalığına. Acele edin lütfen. Yok, öyle bakmak yok. Öyle bakmayın lütfen. O yeşilleri bana vereceksin. Niye ya? Ben bakıyorum şu an. Ver lan şu yeşilleri bana. Sabahtan beri onlarda gözüm, ver onları bana. Vermiyorum. Ne yapacaksın? Ne yapacağım? Ne yapacaksın? Ne yapacağım? Ha? Aa, silah çekti. İnanamıyorum ya. Özür dilerim. Kişisel alma. Benimkisi moda tutkusu. Ama ya. Lan! Daldı! Valla tak tak getir. Bir şey söyleyeceğim. Çünkü yeterince tehditkar değildin. Bilal yardım etsin. Ver bakayım ben kumanda olarak yaptım. Al onu. Bunları şeydir bunların. Evet, profesyonel gel. Hadi. Tehditkar ol. O arkadan gel yine. Aa, silah çekti. Silah mı o ya? Benimkisi moda tutkusu. Durun benim! Makinalı mı o ya? Bana bakın. Elimde bomba var. O yeşil benim olacak. Anladınız mı? Allah'ım ben nasıl bir ortama düştüm. İmdat! Kimse yok mu? Çekme lütfen, manyak mısın bu kadar insanız burada? İmdat! Çekme! Yemin ederim vururum sizi. Ben onun nazın kılasında giyeceğim. Bazukayla mı? Bazukayla mı geldiniz? Aa, beyefendi. İşte çok kötü işini yapan çalışanınız şu. Şu beyefendi şu. Şu şu şu. Lan şuna bak, bir de şarlatan gibi giyinmiş. Kovuyorum lan seni. Aa, canıma değsen. Lan kovarsan kov. Sanki burada çalışıyorum ya. Bir etrafına bak, etrafına. Güvenliği çağırır mısın lütfen? Doğru. Haklısın. Güvenlik ayakkabı reyonuna. Atın bunu. Atın dışarı. Atın mı? Atın. Kardeşim ben müşteriyim ya. Ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Alın lan. Alın, hepsi sizin olsun. Alın lan. Bırakın beni. Yaklaşmayın. Yaklaşmayın. Vallahi yakarım. Asıl siz yaklaşmayın. Vallahi bunu çektiğim gibi patlatırım buraya. Bana bakın, sakın bir çılgınlık yapmayın. Uçururum havaya buraya. Çıldırdık. Yeşil ayakkabılarda %70 indirim. Ya gerçekten bazen çok şanslı bir insan olduğunu düşünüyorum ve insan gerçekten bir şey çok istersen seninle olur. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele ama hayat geçiyor şöyle böyle, her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele, katılarımıza ve desen.